Merhaba, Bank Sohbetleri bu hafta yine harika olacak çünkü harika bir konuğum var. Gördüğünüz gibi Kaan Sekban yanımda oturuyor. Şükür. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen? Çok iyiyim vallahi, içim açıldı. Burada ne kadar güzel bir konsept. Vallahi çok çok böyle psikolojim yükseldi sayende. Evet, söyleyeyim, sayenizde Kaan Sekban nerede? Şu anda Yıldız Kurusu'ndayız. Yine en güzel kurulardan biri. İstanbul'un en güzel yeşillerinden, oksijen merkezlerinden birindeyiz. Ve yine şehrin en güzel aslında mobilyalarından birinde oturuyoruz. Evet, şehir mobilyası demeyi çok önemsiyorum. Çünkü bunlar çok özenle hazırlanıyorlar. Çok özenle aslında hizmetimize, konforumuza sunuluyorlar. Mesela şu anda oturduğumuz bankın adı Kordon. Kordon. Ve ilk enteresan. Biz oturuyoruz galiba, değil mi? Vallahi o kadar rahat ki gerçekten şey gibi. Hani böyle reklam yapan influencerlar gibi olmak istemiyorum ama üstümdeki bankı sormuşsunuz, kaydırın gibi oldu ama. Ama olsun, güzel oldu. Gerçekten altındaki bank gerçi. Ama gerçekten çok rahat. Çok rahat ya. Şimdi dedin ki sen gelir gelmez ya ben ne zamandır böyle bir yere gelmemiştim. Ya sorma, o benim yani o kadar utanıyorum ki bundan. Evim de buraya çok yakın. Tabii zaman zaman bazı etkinlikler için düğün vesaire buradaki tesislere geliyordum ama yani evimin dibinde ve gerçekten neden sık sık gelmediğimi sorguladım. Ve neden hemen, sık sık gelmiyorsun? Yani ya bunun mazereti yok, yani tamamen tembellik ve cehalet, yani başka hiçbir şey değil. Ama şimdi artık yeniden barıştım burayla ve sık sık geleceğim yürüyüşlere. Yağmur da yağsa, kar da yağsa. Bak sohbetlerinin sana böyle bir yararı oldu şimdi. Gerçekten öyle. Neyi anladın ki şimdi geldiğin zaman? Yani tekrar geleceğim, bu benim cehaletimmiş dedin. Bir kere o cehaletin içini bir doldurmanı istiyorum. Bir de ne anladın şimdi buraya geldin? Neyi tekrar yeniden anladın daha doğrusu? Ya, park çok önemli bir şey. Yani hani o kadar önemli bir şey ki Ebru. Hakikaten hani yurt dışına gittiğimizde falan böyle çok özeniriz ya oradaki parklara. Orada yürürüz, otururuz, kitap okuruz falan. Aslında bizim kentimizde de çok güzel parklar, bahçeler gerçekten de var ve önce onların bir hakkını vermek lazım kentli olarak. Ondan sonra daha çok olmasını isteyebiliriz. Hani diyoruz ya şimdi kentte yeşil yok, İstanbul daha yeşil olsun, yeşil kalmadı filan. Evet ama sahip olduğumuz yeşilin hakkını veriyor muyuz acaba? Kirletmekten, orada mangal yapmaktan filan bahsetmiyorum. Yani buraya kaçımız gelip şöyle bir yürüyüş yapıp, kitabımızı okuyup, şöyle bir kendimize gelip çıkıyoruz. Çok azımız yapıyoruzdur bunu. Bak bugün bomboş mesela burası. Hani aslında ben burada biraz bunu fark ettim bugün geldiğimde. Evimin dibinde ne kadar güzel bir yer olduğunu ve hakikaten ya muazzam ya. Yani altta yol geçiyor, sahil geçiyor. Yani şehrin gerçekten tam göbeğinde. Aynen öyle. Çok kıymetini bilmek lazım. Artı içinde çok güzel tarihi köşkler, kasırlar vesaireler var. Çok. Vallahi çok yani bugün böyle sanki yeniden İstanbul'a ilk gelmişim falan gibi hissediyorum. Çok hem utanıyorum hem çok mutluyum. Peki biraz önce bu benim cehaletim dedin. O cehaletin içini doldur derken hiçbir şekilde bunları tabii olumsuz anlamda söylemiyorum ve sen de bunu aslında tabii ki olumsuz değil bir adım atmak üzere söyledin aslında. Böyle kentli olarak cehaletiniz var değil mi? Tabii ki var. Yani maalesef birçok İstanbullu, hatta gezip tozan, yurt dışı görmüş İstanbullu, kentli İstanbullu bile kentimizdeki birçok eseri bilmiyoruzdur, gitmemişizdir. O yüzden de bu kentli cehaleti bence çok korkunç bir şey. Yani bir müze gezmek için, bir sergi gezmek için, bir park gezmek için illa da New York'a, Londra'ya, Paris'e gitmeye falan gerek yok. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Ve hani hep deriz ya bugün turist gibi gezeceğim İstanbul'u. Biraz turist gibi gezmeye ihtiyacımız var. O güzellikleri bir özümseyip bir sindirmek lazım. Çünkü kente tekrar sanki bir sahip çıkılıyor. İşte yeni parklar açıldı, kent ormanları açılıyor. Mesela Çeşme görmüşsündür sen de işte o Twitter hesaplarından, belediyenin de. Evet. İşte eski çeşmeler yenileniyor. Eski tarihi kültürel dokulara tekrar el atıldı. Aslında böyle gözümüzün içine tarihimiz, kültürümüz var diye şu anda çok iyi sokuluyor, değil mi? Ya gerçekten şimdi onu söylüyorum. Geçen arkadaşlarımla sahilde yürüyordum. Ya işte Paris'ten konu açıldı. Ya işte Paris'e ne zaman gideceğiz falan. Son düşün, Paris çok güzel bir şehir tabii ki, muazzam. O Paris, o nehir var ya, nehir. Aynen. Misafirimiz var. Gelsin. O nehire mesela, o nehir, Paris'teki o nehir. Yani ya aslında hiçbir şey yok o nehirde. Yani neyi o işte? İnsanların ölüp bittiği nehir. Ya bizim İstanbul Boğazımız var. Boğaz yani var. Çıldırıyorum yani, gerçekten dünyanın en güzel şehri. O yüzden yeniden bence hepimiz şehrimizle barıştık. Kentimizle barıştık ve daha da barışmamız lazım. Daha çok tanımamız lazım.
daha çok tanımamız lazım ki eksiklerini de hep beraber gidermek ve daha iyiye yöneltmek için bizim de kent yöneticilerine yardımcı olmamız lazım. Yani her şeyi de onlardan beklemeden biraz bizim de taşın altına elimizi sokmamız lazım. Şimdi mesela şeyi çok merakla bekliyoruz. Meydan düzenlemelerini, oylamalar yapıldı ya. Meydan... Sen oy verdin tabii. Verdim meydanlara. Ve verdiğim projeyi kazandığı için çok mutluyum. Aa, harika. Meydanları bekliyorum, taksi düzenlemesini bekliyorum. Yani kentli olmakla ilgili her şey beni çok heyecanlandırıyor zaten. Ben komedyen olmasaydım ya da bankacı olmasaydım ya da siyaset okumasaydım kesinlikle şehir bölge planlamacı olabilirdim. Çok heyecan veriyor bana kentte yapılan değişiklikler ve düzenlemeler. O yüzden böyle bir şeyim yani belediyenin fanıyım. Yani fanıyım derken de böyle aşırı siyasi bir yerden söylemiyorum. Gerçekten bütün belediyelerde yapılan güzel işlerin fanıyım diyeyim. Çünkü ortaya konulan eser o kadar kalıcı oluyor ki şehirlerde yapılan güzel şeyler. Hangi partiden olursa olsun ve hepimiz faydalanıyoruz ondan. Yani bugün bu parktan işte ne bileyim Ekrem Bey'e oy vermeyen insanlar da faydalanıyor. Onun için hepimizin sahip çıkması gereken güzellikler bunlar. Tabii ki aslında belediye hizmeti siyasi bir hizmet değil. İnsan hizmetidir. Bu kesinlikle demektir ki öyle. Hepimize dokunuyor. Kesinlikle. A'dan Z'ye tabii ki. Oy verene de vermeyene de tabii. Aslında. Ama bizim de işte aynı şekilde bunu siyasi görmeyerek aslında senin dediğin gibi kente ve yapılanlara sahip çıkmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunun da biraz hadi gel altını dolduralım. Tamam hadi sahip çıkalım diyoruz. Ne demek bu sahip çıkma? Neyle sahip çıkacağız mesela sence? Ya bir kere birincisi iyi davranmak lazım. Yani kente iyi davranmak lazım. Yani giderken kardeşim, yani belki bizi seyreden insanlar bunu yapmıyordur ama yapan insanları uyarmak. Ya dışarı çöp atmayacaksın kardeşim. Sahilde yürürken şurada çöp kutusu varsa hele, ya yoksa bile at, yoksa cebine bile taşı. Sokarsın. Ama varsa hiç anlamıyorum. Yani hani varsanın izahı yok yani ve var. Orada çöp varsa o çöpü dışarı atmayacaksın. Çekirdeğini dışarı atmayacaksın. Atanı gördüğünde uygun bir dille uyaracaksın. Hele bir yabancı yapıyorsa bunu, yabancı uyruklu bir turistin yaptığını görüyorsan çok net tavrını ortaya koymak zorundasın. Çünkü o gün yarın öbür gün gidecek, biz burada kalacağız. Burası bizim evimiz. Burası bizim evimiz. Bütün dünya bizim evimiz ama yaşadığımız şehirler daha da evimiz. Bunu yapmayacaksın. İkincisi biraz işte o dedim ya kent cehaletini, kentli cehaletini ortadan kaldırmak lazım. Şehirle ilgili yapılan güzel şeylere sahip çıkmak lazım. Müzeleri, sergi alanlarını, sarayları veya parkları gezerek, paylaşarak hakkını vermek lazım. Kentin aslında PR'ını bizlerin yapması lazım kentliler olarak. Hele ki biraz böyle takipçisi fazla olan ya da dünyanın başka yerlerinden de takipçileri olan insanların kentin tanıtımında çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Sanatçılar olarak yine kentin önemli yerlerinde konserler vermelerini, gösteriler yapmalarını. Mesela New York'ta Shakespeare in the Park diye bir etkinlik vardır. Her sene Shakespeare eserleri genç tiyatrocular tarafından Central Park'ta sergilenir ve bedavadır. Ve inanılmaz beklenir yani bütün yıl o beklenir falan. Burada da öyle şeyler yapılması, ön ayak olunması lazım. O yüzden yani herkese düşen şeyler var bence. Hepimizin bu konuda taşın altına elini sokması kesin şart yani. Şimdi sen merhaba. Çok tatlı. Peki tabii gel, ki bir de gel, kentin diğer sahiplerine bana saygı göstermemiz kesinlikle gerekiyor. İşte bir misafirimiz de geldi, onlardan biri değil mi? Kesinlikle. Bu sokak hayvanları meselesini de ben inanılmaz önemsiyorum. Zaten yeni bir icraat yaptı burada. Yeni bir platform oluşturdu bildiğim kadarıyla Ekrem Başkan. Gönüllülerle, hayvanseverlerle yavruları birleştiren bir platform. Bu konuda da... Çok güzel. Harika. Bak nasıl gördün mü? Nasıl çekti? Mesajın üzerine geldi. Evet şimdi birlikte bir mesaj alalım sizden o zaman. Evet, yavrularımıza bu sokak hayvanları bile demeyelim. Yavrularımıza, sokaklarda yaşayan yavrularımıza daha çok sahip çıkmamız lazım. Bunlar da İstanbul'un evsizleri, homeless'ları. Aynen. Bizim homeless'larımız da bunlar. Onlara sahip çıkmamız lazım. Ya şeyi anlamıyorlar değil mi Kaan? Yani bu park, bu bahçe ne kadar senin benimse bir de onların aslında. Kesinlikle ya. Yani esas onların aslında. Bu şehir aslında ne kadar? Esas onları. Biz sonradan geldik. Beraber paylaşıyoruz. Evet. Biz sonradan geldik. Galiba gerçekten sohbete katılmak üzere geldi. Ya yani o kadar bizim güzel ki. Bizim hakkımızda da konuşun diyor şu anda. O kadar güzel ki gerçekten. Evet. Bu canlara. Merhaba da herkese. Bu canların gerçekten çok daha iyi şartlarda yaşaması lazım, sahiplendirilmesi ve bakılması lazım. Bazı ilçe belediyelerimiz de bunu çok güzel yapıyorlar. Büyükşehir de zaten bu konuda inisiyatif aldı.
Ben zaten ilk Ekrem Başkan ilk göreve geldiğinde de hep şey demiştim. Yani sokak canları, yeşil alanlar ve kültür sanat. Buralar çok önemli. Tabii ki herkesin beklentileri farklı. Ulaşım bekleyen var vesaire. Daha sosyal hizmet bekleyen var. Onlar da yapılıyor. Onlar zaten yapılıyor. Onlara ilave olarak bu konular özellikle çok önemli. Benim mercek altında böyle izlediğim konular ve çok da güzel şeyler yapılmaya başladı. Tabii ki bir hediyelik hizmetleri. Faytonlar. Mesela müthiş, evet, bir, oradaki. Müthiş bir hizmet. Belki bakıldığında sadece adada yaşayanları ilgilendiriyor gibi gözükse de bütün dünya adına yapılmış bence çok önemli bir şey. Ki oraya o elektrikli araçların gelmesi zaten ya, gerçekten çok düzenli, gerçekten çok çevreci öyle. Bir hareket oldu. Ve o hayvanlar da ben gittim gördüm ve bunu da zaten İstanbul Meraklısı'na da verdik. Zaten paylaşılıyor sürekli. İnanılmaz, zaten paylaşılıyor da. Hayvanlar böyle tekrar dirildiler, kilo aldılar, sağlıklarına kavuştular. Ve ne oldu yani, kıyamet mi koptu? Hiçbir şey olmadı işte. Herkes, o fayton sahipleri de bir gelir elde etti. Ada tertemiz oldu, mis gibi oldu. Herkes gönül rahatlığıyla adada geziyor, tozuyor, her şeyini yapıyor. Yani bu konular çok önemli ya. Yani hayvanat bahçeleri, faytonlar, sokak hayvanları, bu konunun çok ciddi ele alınması lazım. Ve sanat sokağa indi. Evet. Değil mi? Evet. Nerede evet. Görüyorsun mesela sen yaşam içinde sanatı? İşte çok güzel. Bu özellikle müzisyen arkadaşların hem sanatlarını icra etmesi, özellikle bu korona döneminde, hı hı, hem de bir gelir elde etmesi anlamında, yaşamlarını devam ettirmeleri adına, hem de psikolojimiz, hepimizin psikolojisi çökerken hepimizin psikolojisini kaldırmak anlamında, hem Taksim Meydanı'ndaki o buluşma, hı hı, noktasıyla başlayan mimari yönde bir sanatsal atılım ve ondan sonra müziğin yavaş yavaş meydanlara inmesi. Tiyatro gösterileri de meydanlarda yapıldı yazın. Evet. Ve bence bunlar daha yapılacakların çok küçük bir bölümü. Şimdi bu pandemiyi inşallah atlatalım. Ben eminim önümüzdeki bahar ve yaz aylarında kim bilir neler göreceğiz yani. Aslında sen biraz şu anda projeler de üretiyorsun bana, evet, anlatırken. Evet evet. Aynen. Şu an kafamda inanılmaz şeyler var yani. Konuşurken... Mesela Shakespeare in the Park bence senden çıkacak, evet, bir şey getireceksin sen gibi geliyor. Ya kesinlikle yani Shakespeare in the Park olmaz da ne bileyim Muhsin Ertuğrul eserlerini oynarız, mesela. Haldun Taner eserlerini oynarız, efsanelerin eserleri oynanır parklarda. Ne kadar güzel olur, muhteşem olmaz mı? Harika olur. Bedava sanat. İşte buyurun bir Kansekban projesi. Projesi. Efendim. Pek yakında Yıldız Korusu'nda diyelim. Pek yakında İstanbul'da. İstanbul'da. Evet, gerçekten. İstanbul'da ve Yeşil'le buluşuyor kesinlikle sanat. Kesinlikle ya, diyelim. Yeşil'le sanat buluşsun. Ben psikoloji olarak çok, psikolojimize de çok etki eden, çok olumlu etki eden bir şey aslında. Çok çok ve mesela şu an hakikaten bu şehir tiyatrolarının özel tiyatrolara açılması çok önemli bir şey. Çünkü birçok özel tiyatro kapatmaya başladı kapılarını. Buna yani hepimizin engel olması lazım. Ben tiyatroya gitmiyorum ki canım falan dememek lazım. Sanat gerçekten koparsa biz hayattan koparız. Çünkü sanat bizi şu an aslında bize nefes aldıran bu yeşil orman gibi bir şey. Dinlediğimiz bir müzik, izlediğimiz bir film veya işte güldüğümüz bir stand-up gösterisi, bir skeç, bunların hepsi sanatın bir parçası. O yüzden bütün sanatçıların desteklenmesi ve sanat platformlarının ayakta kalması lazım. Ay, ne kadar çok mesaj veriyorum ama hakikaten öyle ya. Bunlar hep kentli olmakla çok ilintili, evet, şeyler. Kesinlikle öyle. Aslında kenti severek, sahip çıkarak ve hakkında bilgi sahibi olarak işe başlamamız kesinlikle gerekiyor. Mesela şimdi dijital oyunlar yapılıyor. Hı hı. Seyircilerimizin gitmese bile, o oyunu belki görmek istemese bile durumu varsa dijital bilet alıp o tiyatroya destek olması lazım. Yani bu bir dayanışma kültürü. Ya dışarıda saatlerce geçirilen zamanları düşün. O zamanlar içinde mesela gerçekten çok ciddi paralar da harcanabiliyor. Tabii ki harcayabilen var, harcayamayan var da. Ama mesela bir hamburger, bir içecekle... Ya harcayamayan da harcıyor bir şekilde, ben söyleyeyim sana. Yani şimdi gerçekten... Evet, bu lafımı sen toparla. Ben söyleyeyim yani orada gelecek linçleri ben şey yapayım. Ama tabii ki çok büyük bir yoksulluk var. Bütün her yerde olduğu gibi bizim de ülkemizde var ama benim bahsettiğim... O yoksullukla mücadele eden vatandaşlarımız değil, daha orta gelirli vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Yani hepimiz işte gelirken bir kahve alıyoruz veya işte bir fast food restorandan bir şey yiyoruz. Ya bir kere bir günümüzü bir işte tiyatro bileti alarak gitmesek bile, yani sanatçı devam etmeli hayatına ya da işte ne bileyim bir faydalı bir şeye, kentle ilgili faydalı bir şeye harcamak. Bence çok önemli. Biraz bu bilincin geliştirilmesi lazım. İnsanlar unutuyorlar günlük acelenin içine girerek bu şeyleri. Biraz bizlerin de belki hatırlatmamız lazım.
diye düşünüyorum. Tamam, senin bundan sonra sosyal medya hesaplarından daha çok hatırlatacağına ben inanıyorum. Tabii bugünden itibaren kansekman başlayacak bence mesajlarına. Influencer. Çünkü neden? Mesajlarımızı canlandırdık aslında kafamızdaki mesajlarımızı evet. Şu anda bu sohbette de daha fazla canlandırmış bak, olduk. Bak benim mesela çok enteresan, geçen gün Facebook eski Facebook sayfama bakıyorum. 10 yıl önce bir fotoğraf albümü açmışım Facebook'ta. İstanbul, the most beautiful city diye, dünyanın en güzel şehri diye bir kendimce, yani ne ünlüyüm ne tanınıyorum, hiçbir şey değilim. 200-300 tane arkadaşım var. Güzel fotoğraflarını koymuşum İstanbul'un oraya. Yani o misyon bende hep vardı. Onu belki tekrar yapmak, tekrar daha İstanbul'u İstanbulluya önce tanıtmak lazım. Şimdi mesela Paris dedin, Paris dünyanın en güzel şehri dedin. Doğru, ben de katılıyorum. En güzel şehirlerinden biri. Evet. Ama bir Paris desek, iki İstanbul derim veya bir İstanbul derim, arkından iki Paris derim bir mesela. Bir İstanbul benim için kesinlikle. Neden? Çünkü İstanbul'un içinde dediğin gibi Paris'teki nehirden daha güzel bir boğaz var. Paris kadar sanat, kültür ve tarih var. Ya bak şöyle peki düşün. Peki neden biz bunun PR'ını yapmıyoruz? Bir şehir ki bu, burası öyle bir şehir ki... Sultanahmet gibi bir yer var, Nişantaşı gibi bir yer var, Yeniköy gibi bir yer var, Kandilli gibi bir yer var. Yani hepsi bizde ya. Beşiktaş, Üsküdar. Adalar bile ayrı adalar bir şey var, yani. Şile var. Şey. Yani çıldırırsın ya. Bunların hepsinin olduğu tek şehir. Tarih var, doğa var, her şey var. O yüzden yani bizim yani çılgınlar gibi burayı gerçekten zaten dünyanın en güzel şehri ama dünyanın bütün ülkeleri ve bütün insanları tarafından da dünyanın en güzel şehri olarak görülmesi lazım. En önemli bir de bütün bunların yanında ne var biliyor musun? Evet, her şey var. Gezilecek, görülecek, yaşanacak her şey var. Bir de ne var biliyor musun? İnsanımızın enerjisi var. Beşiktaş Mecidiyeköy var. İnsanımızın enerjisi var. Evet. Kendimizi sevip, kendimize daha çok güvenip, daha çok kendimizi sevsek evet. Aslında çok daha enerjik bir şehir olacağız. Ya evet, bir de gerçekten artık şu şeyden çok yoruldum ben ya. Kavga etmek, birbirimizle kavga etmek, birbirimize laf sürekli bir laf söylemeye çalışmak. Ya of, artık o kadar yorulduk ki bunlardan. Ya artık hakikaten biraz tabii ki hayatla kavga etmeye, fikirlerle kavga etmeye devam etmeliyiz. Ama birbirimizle çatışmaktan ve bunu böyle bir mahalle kavgası seviyesine indirmekten vazgeçmeliyiz. Şuraların keyfini çıkarmalıyız artık. Şimdi onu yapan insan buranın keyfini çıkartamıyor veya buraya geldiği zaman arkanda şimdi ağaçın üzerinde yontulmuş bir sürü kalpler, isimler görüyorum. Ya umarım bir günde geldiğimiz zaman bu muhteşem bank, emek verilerek, para harcanılarak yapılmış şu harika doğanın içindeki şu şık şeyin üstünde de mesela inşallah kazınmış isimler görmeyiz. Ben şunu bunu söyleyeyim. Bunu aslında insanın kendisini sevmekle alakalı bir şey diye bakıyorum. Öyle biraz. Ama burada bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Burada biraz yine bir fikir, haddim olmayarak fikir vereyim. Rica burada ederim. Kent yönetimine. Rica ederim, senin fikirlerin bize çok önemli. Bu kendiliğinden bu bilinç maalesef gelişmeyecek. Çok kalabalık bir şehiriz ve çok kozmopolit şehiriz. Bu meselelerin sık denetlenmesi lazım. Ve bu insanların cezalandırılması lazım. Yani belki buralara küçük küçük böyle kameralar konup o insanların tespit edilip caydırıcı cezalar verilmesi şart. Sokağa çöp atan insanların cezalandırılması şart. Yanlış yere park eden insanların çok ciddi cezalandırılması şart. Bütün gelişmiş toplumlarda ben mesela yurt dışına gittiğimde 5 dakika yanlış yerde ya 5 dakika bile değil 1 dakika yanlış yerde park edeyim arabamı hemen belediye ya da polis geliyor yanıma hemen cezamı kesiyor. Burada da öyle olması lazım. O denetim mekanizmalarının olması lazım. Çünkü maalesef kendi kendimize düzelmeyecek. O kendi konuda kendimizi disipline edemiyoruz galiba. Edemiyoruz, edemeyiz. Çok kozmopolit bir şehir burası. 16 milyon, 17 milyon nüfus olan bir şehir. O yüzden bu güzel canım banklara, ağaçlara zeval gelmemesi için bence denetlenmesi şart. Biraz cezayla korkutulup belki de o bilinç aşılaması gerekiyor. Bütün toplumlarda böyle, bütün gelişmiş toplumlarda, dünyanın en gelişmiş toplumlarında bile bu denetimler, bu denetlemeler var. Yani Central Park'a gittiğiniz zaman mayonuzla güneşlenebileceğiniz alan da belli. Güneşlenebilirsiniz mayonuzla ama şurada güneşlenebiliyorsanız şurada asla güneşlenemezsiniz. Orası başka bir şey alanı, atıyorum köpek dolaştırma alanı ve bu denetleniyor. Orada güneşlenirseniz ceza yiyorsunuz veya köpeğinizi orada gezdirirseniz ceza yiyorsunuz. O yüzden bizim de bu çok sıkı denetim mekanizmalarını mutlaka yapmamız lazım. İnsanlara hem ibret olması için hem de belediyeye işte gelir olur ne kadar güzel. Bu cezaları ben savunuyorum yani. Çünkü kendiliğinden olmayacak bunlar.
hayvanlara zarar veren insanların keza. Yani bunların hep idari cezalarla, ibretlik cezalarla denetlenmesi lazım. Espri vardır biliyorsun, çimlere basmayınız diye yazar, o zaman çiçeklere basayım derler. Evet, evet, yani evet. Hani bu illa bir şey yapmak zorunda mısın? Basılacak yani? Çim var, basılmayacak tabii. Çiçek var. Yani bunların çok sıkı denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence eminim zamanla o denetim mekanizması da gelecektir. Şimdi tabii yeni kent yönetimi çok ciddi bir yük aldı. Yavaş yavaş hepsini yapıyor. Ama ben buradan da söyleyeyim, daha sıkı denetimlerle bu kişiler lütfen hem canlılara, hem mobilyalara, kent mobilyalarına, hem doğaya, çöp atanlar, yanlış park edenler, hepsi cezalandırılmalı. İşte evin gibi düşünürsen zaten, evimiz dedik ya, tabii, evin gibi düşün. Sokağa çıktığında evin gibi kirletme, bir şey atma, kendi evinin mobilyasıymış gibi düşün, zarar kesinlikle verme. Kendi evine koyduğun bitki diye düşün, ağaçları, ki bu evimiz değil, bütün bir dünyayı, gelecek kuşaklarımızı, torunumuzu, torabamızı, her şeyimizi ilgilendiren. Bir de bunlar şey, bizim bu paralarımız her zaten. Kim? Evet, bunu ben verdim, sen verdin. Bizim paralarımız, yazık günah değil mi? Şimdi lazım. Evinize gelen birisi sürekli misafiri çocuğu, koltuğu her gelişinde şey yapsa, oysa, çizse, oysa sesinizi çıkarmaz mısınız? Bu da böyle bir şey işte. Canım evim. Canım evim. Ne güzel söyledin. Öyle var ama. Var mı İstanbul için bir sloganın? Evim İstanbul diyorum ben. Evim İstanbul. Benim sloganım o. Çünkü gerçekten burası hepimizin evi. İcabında Allah korusun bir sıkıntı olduğunda, bir deprem, bir şey, hepimiz bu parklarda toplanacağız. Buralar bizim belki çok uzun süre daha konaklayacağımız yerler olacak. Hiçbir şey olmasa bile dolaştığımız, nefes aldığımız, gezdiğimiz, kendimizi bulduğumuz yerler. Ben şu an gerçekten başka bir zaman dilimine ışınlanmışım gibi oldum ve yani o kadar iyi geldi ki bana. Şimdi bu yayından sonra birlikte geldiğim arkadaşımla bir saat falan yürüyeceğim buralarda, tadını çıkaracağım. O yüzden evim İstanbul diyorum ve lütfen evimize sahip çıkalım. Yani biz burada geçiciyiz ama kiracı değiliz, ev sahibiyiz. Bizim güzel evimiz, kentimiz İstanbul. Herkes sahip çıksın, çıkmayan da uyarsın. Her konuda böyle bilinçli, çok düşünür, çok duyarlı mısındır? Değilimdir bence ama bilmiyorum. Tabii ki ihmal ettiğim çok şey vardır eminim. Yani bak mesela bu yayın olmasaydı ben burayı biliyordum tabii ki Yıldız Korusu'nu ama bu kadar belki bir şeyleri tekrar hani birlikte konuştuk, düşündük, fark ettik. Bir şeylerin ve birilerinin tetiklemesi lazım. Her konuda değilim ama yani insan olmanın gereği biraz bence bu. Artık yeni dünya böyle bir dünya. Daha duyarlı olmamız gereken dünya. Geçen sene ben yılbaşında yurt dışındaydım, Avustralya'daydım. Ve orman yangınlarına denk gelmiştim. O zaman da çok etkilenmiştim ve gösterimin gelirini oradaki orman yangınlarına aktarmıştım. Biraz eleştiri almıştım bazı arkadaş takipçilerim tarafından. Ya dünyanın öbür ucundaki şey, yarın öbür gün bizi etkileyebilir demiştim. Eskilemeye başlıyor. Hayır, gördük işte, pandemi oldu hemen sonra. Tabii. Yani hemen sonra pandemi oldu. O yüzden dünya da bizim evimiz, Türkiye de bizim evimiz, Paris, Londra, New York da bizim evimiz, gitmesek bile. Ama en çok İstanbul bizim evimiz. O yüzden İstanbul'a gerçekten gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü o kadar yorduk ki onu. O kadar hoyrat davrandık ki, o kadar kötü davrandık ki hepimiz ve artık bu noktadan sonra İstanbul'un bence daha kötü davranılmayı kaldıracak gücü kalmadı. Onu ayağa kaldırmak lazım. Ona gözümüz gibi bakıp yaralarını sarmamız lazım. Ve birlik olmamız gerekiyor bu konuda lazım. Elbette. Evet, yani bütün farklılıklarımızla, farklı düşüncelerimizle, farklı siyasi duruşlarımızla onları koruyarak, onları savunmaya devam ederek İstanbul çatısı altında birleşmemiz lazım. Tabii şunu anlamamız gerekiyor. Siyaset dediğin şey gelip geçici ama bu kent bizim, yani biz sürdüreceğiz bunu. Tabii biz ya. Yaşayacağız yani. Ya şimdi bugün gittiğiniz zaman bir yurt dışında bir şehre, hangi şehrin belediye başkanını ya da oranın milletvekilini tanıyorsunuz ki? Ama oraya yapılan bir eser, oradaki bir ağaç, oradaki bir müze, oradaki bir tarihi eser, oradaki bir coğrafi güzellikle o şehirler tanınıyor. O yüzden de biraz böyle bakmak lazım. Tabii oraya konan her şey aslında kentlinin oluyor, yöneticinin değil. Tabii. Yani o senin ve senin çocuğunun, senin torununa ait olmaya başlıyor. Bunu belki bu banklar lazım. Şimdi ne kadar
belki bu banklar buranın sembolü olacak. Burası ikon olacak. Belki herkes burada gelip fotoğraf çektirecek. Burası acayip turistik bir köşe olacak belki. Belki burada klipler çekilecek. Yani bilmiyoruz ki bu şimdi burada neler yaşanacağını bilmiyoruz. Çok heyecan verici değil mi? Çok heyecan verici bir şey. Bak aynı şey mesela bu Yıldız Korusu korunmamış olsaydı buradan ne padişahlar yürüdü zamanında. Kimler oturdu bu Malta Köşkü'nde, Yıldız Köşkü'nde vesaire. Ihlamur Kasrı var mesela. Tabii, muazzam bir yer ya. Emirgan Korusu'nu düşün. Oradan gelip geçen insanları, o tarihi düşün. Yıkılmış olsaydı, yok edilmiş olsaydı ne olacaktı? Aynen. Oraya aynı da bir 1 artı 1, 2 artı 1 bloklar. Belki 100 sene sonra diyecekler ki burada Kaan Sekman oturmuştu. Ya o önemli değil ama hakikaten bir şunu desinler. Ya, ay buraya bu banka koyandan Allah razı olsun desinler. Bence en önemlisi o. Bak sohbet doğurdu bir. Sohbet doğurdu. Çok güzel bir konu. Ben de doğurdu. Yani varmış. Şimdi bank nasıl? Sohbeti nasıl güzel bir şey aslında, evet. Mantık yani. Şimdi bir bankta soluklanalım da gel biraz sohbet edelim diye bir mantık vardı çok eskilerden. Hmm. Aslında şimdi belki koştururken seninle de ilk konuştuğumuz gibi ben İstanbul'da yaşayıp İstanbul'u yaşayamamak diye bir maalesef problemimiz de var biz kentlilerin koşuşturup dururken. Gerçekten öyle. Şimdi gel bir bank bulalım da sohbetlenelim, işte soluklanalım dediğimiz bir şey vardı ya eskilerin ya. Burası şu an müthiş oldu ya. Yani neredeyse misafirini al gel, çayını kahveni al eline, gel burada muhabbet et. Durumu da yaparız seninle ya. İnşallah yeter ki sağlık olsun, evet. Dediğimiz çok kıymetli günler yaşıyoruz. Çok. Moralim bozuluyor mu? Ya evet, tabii bozuluyor. Yani ben bir de çok duygusal bir adamım. Yani her gördüğüm şeyden çok etkileniyorum. İzmir depremi beni çok sarstı mesela. Bu sağlık çalışanlarımızı çok çabuk unuttuğumuzu düşünüyorum. Birkaç gün balkonda alkışladık ve şu an onları unuttuk ve onlar şu an o kadar büyük zorluklarla hala mücadele. Hala canhıraş. Filyasyon, evet. Ekiplerinden bana gelen mesajları görsen. Şimdi bunları yok sayıp lay lay lom hayatına devam etmek çok zor. Komedyen olarak da komedi üretmek de gittikçe zorlaşıyor. Yani onu yok sayıp bir şakaya evriltmek olayı çok zor. O yüzden etkileniyorum, çok etkileniyorum. Tabii ki yüksek tutmaya çalışıyorum kendimi. Ve o insanlar için ne yapabiliriz? Sürekli onları düşünüyorum. Yani sağlık çalışanlarımızla ilgili şimdi işte bir takım online ücretsiz gösteriler yapmaya başlıyoruz biz. O beni çok heyecanlandırıyor. Onlar için çok şey yapmak istiyorum. Yani bütün sene sağlık çalışanları için gösteri yapabilirim. O kadar unuttuk ki onları çünkü. Çok. Bir de gerçekten canları pahasına bizim için çalışıyorlar. Evet. Bizim için didiniyorlar. Gerçekten öyle. Ve bizim de aslında bakarsan onları, kendimizi ve yakınlarımızı, en sevdiklerimizi, sağlığımızı korumak için de bizim de uğraşmamız galiba. Biraz, kesinlikle. Kesinlikle aklımızı öyle. Başımıza çok ciddi bir şekilde toplamamız gerekiyor kesinlikle, yani aslında. Kesinlikle öyle. O yüzden de etkileniyorum ama diyorum ki neler geçti, bu da geçecek. Hı-hı. Önemli olan bu geçen şeyden gerçekten ders alıp almadığımız. Yani gerçekten bu pandemi bittikten sonra bizim doğaya daha iyi davranmamız lazım. Hayvanlara daha iyi davranmamız lazım. Kendi sağlığımıza daha dikkat etmemiz lazım. Daha sağlıklı beslenmemiz lazım. Birbirimize daha iyi davranmamız lazım. Tak diye işte ölüp gidebiliyorsun. Yani Covid geliyor, ciğerine yerleşiyor ve her şey bitebilir. O yüzden biraz inşallah bunları göstermiştir bu süreç. Daha tutumlu olmamız lazım. Daha maliyet muhasebesi yapmamız lazım. Tüketim çılgınlığına kapılıp gitmememiz lazım. Tüketmekten ziyade üretmeye daha çok odaklanmamız lazım gibi dersler ben kendi adıma çıkarıyorum. Ve günlük telaşların, işte o kariyer hırsları, ego hırsları, onlardan biraz arınmak lazım ve bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Ben bu dersleri çıkarmaya çalışıyorum kendimce. Tabii öyle söylemekle hemen çıkmıyor. Daha çok çıkartacak ders vardır zaten çok herhalde. Var. Her gün bir şey yaşıyoruz. Her kapıdan çıktığında sen de herhalde bir şey yaşıyorsun, bir şey öğreniyorsun. Tabii. Bir şeye kızıyorsun, bir şeye seviniyorsundur mutlaka. Tabii. Ben aslında her gün öyle bir şeyle eve girmekten yanayım. Kızdığım şeyi düzeltmek nasıl olabilir veya işte sevdiğim şeyi daha çok nasıl yüceltirim veya diye düşünüyorum. Senin de var mı böyle veya evet şeylerin? Çok boş bir şeye sinirleniyorsan. Yani tabii şimdi biz sosyal medyada görece tanınan insanlar olduğumuz için ben mesela orada yazılan, benimle ilgili yazılan veya nahoş bir şey varsa onları artık takmamayı öğrendim bu süreçte. Yani onlarla çok ilgilenmeyip iyi ve beni ileri götürecek şeylere daha çok kulak vermeyi veya işte ne bileyim sosyal medyada aşırı zaman geçirmekten ziyade biraz daha gerçekten okumayı, izlemeyi, üretmeyi, doğayı içime çekmeyi, kendimle kalmayı biraz daha o dersleri çıkardım ben bu süreçte kendime. İnşallah uygulayabilirim. Tabii çok zor. Şey, seni okurken gördüğüm bir şey var. Bununla bitirmek istiyorum. Eğer tabii ki hiç varsa, aklında bir şey kaldıysa. İlk oynadığın oyun Atatürk'ün çocukluğuymuş. Evet, çocuk Atatürk oyunu. Hiç hatırlıyor musun oradan bir şey? Tabii ki. Yani o benim için çok özel bir oyun. Ben ilkokul 5'teyken
bir yaz okuluna girmiştim. Ücretsiz bir Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin. Ben Büyük Esma Sultan İlko, ben Beşiktaş doğma büyüme, benim babam, babası, biz doğma büyüme, 5 kuşak Beşiktaşlıyız çarşı. Büyük Esma Sultan İlkokulu'nun 5. sınıf bittikten sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yaz okuluna katılmıştım ve oradaki tiyatro koluna girmiştim. Oradaki tiyatro hocam çok beğenmiş ve tiyatro hocu olmak ister misin demişti çocuk halimle. Ben de tabii ki hocam demiştim ve 3 sene boyunca çeşitli oyunlarda oynamıştım. İlk oynadığım oyunda Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde Atatürk'ün çocukluğunu oynadığım Çocuk Atatürk oyunuydu. O hatta hocam Serhat Akkaş rahmetli olmuş geçtiğimiz yıl. Ona da buradan rahmet diliyorum. Beni sahneyle ilk tanıştıran hocamdır kendisi. Ne kadar değerli bir rol. Ya inanılmaz tabii ki değerli bir rol. O çıkıp hatta Instagram'da çok altlarda var paylaştığım tirat. İşte dünya kuruldu kurulalı milyonlarca insan geldi geçti. Ama o insanların içinde bir insan, yıldız gibi parlayan bir adam görürsünüz. Atatürk. İşte Atatürk de bizler gibi bir çocuktu. O çalıştı, büyük adam oldu falan diye giden bir tirat. Hala aklımdadır yani. Hala beni çok duygulandırır. Tamam, Atatürk'ü oynadığın bir cümle, bir şeyini hatırlıyor musun? Monolog, diyalog. Tabii şey sahneleri falan çok orada çocuk tiyatrosu olduğu için biraz böyle didaktik bir tarafı da vardı bazı sahnelerin. Mahalle mektebine gittiği zaman işte Mustafa karakteri orada annesi almaya geliyor. Orada annesiyle konuştuğu bir sahne var. Anneciğim, ben bu okulu hiç sevmedim. İşte hoca sürekli bağırıyor, çağırıyor. Böyle olmamalı bu okul falan gibi böyle bir tirat vardı. İşte birdir bir oynamak istemiyor. Başkalarının önünde eğilmek çok saçma diye arkadaşlarını evden kovuyor falan. O sahneler tabii çok benim bilinçaltıma yerleşen sahneler. O yüzden benim için çok 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 kıymetlidir Çocuk Atatürk oyunu. Hangi çocuk Atatürk olmak istemez ki, ama sen olmuşsun, bir de ne kadar güzel sahnede. Ya, evet evet, çok çok enteresan ki ben sarışın, hani mavi gözlü olmamama rağmen hocam böyle bir rol vermişti bana. Benim için çok 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 büyük bir onurdu tabii, çok kıymetliydi. Harika ya, benim için de burada olmak çok büyük bir onur oldu. Kıymetli anlar oldu bizim için de. Eminim bizi izleyenler için de çok kıymetli anlar olmuştur zaten bu sohbeti dinlemek, izlemek. Ve bana çok şey kattı. Yani gerçekten mahalle etrafımla tekrar beni tanıştıran ve barıştıran bir yayın oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Harika. Hadi bundan sonra İstanbul'u geziyoruz. Kansekban. Haydi bakalım. Teşekkür Yeni ediyoruz. Yeni bir proje çıkıyormuş buradan, değil mi? Evet. Sürekli geziyoruz. Kanlı İstanbul gezeriz belki. Teşekkür ediyorum sana Kansekban. Ben teşekkür ederim. Hep böyle kal. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle. Hepimiz böyle kalalım. Sevgiler. Görüşürüz önümüzdeki hafta. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir bank sohbetleri daha bitti. Hadi bakalım.